bir iktidar var. Niye Gezi'deki çocukların hepsini terörist ilan ediyor? Onların pırıl pırıl çocuklardı. Farklı düşünceye sahip çocuklardı. Yazan, çizen, konuşan çocuklardı. Birkaç yabancı değil. Tabii bilen. Ki bu toprağın evlatlarıydı. Ama tartışıyordu, sorguluyordu. Hesap soruyordu. İktidarın en büyük sıkıntısı. Hesap sordurmuyor, hesap vermiyor. Ve böyle bir neslin yetişmesini istemiyor. İşte biz Yenişehir Belediyesi'nin yaptığı gibi doğduğu günden üniversite, doktor eğitimine kadar çocuklarımızı desteklemeliyiz. Biz ancak akıl, bilim, eğitim kurtarır. Gördük. Eğer bu ülke, bu dünya, özellikle bu dünya silaha değil insana yatırım yapsaydı, bilime yatırım yapsaydı, akla yatırım yapsaydı, Türkiye'de de aşı merkezleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aşı merkezleri açtığı aşı merkezleri kapatılmasaydı, araştırma hastaneleri kapatılmasaydı, vallahi de billahi de aşıyı biz bulmuştuk. İlacı biz bulmuştuk. Dünyaya biz bunu vermiştik. Ama sen aşı merkezlerini kapat, sen araştırma hastanelerini kapat, askeri hastaneleri kapat, okulları 19 yıla 19 değişik sistem getir, çocuklarımızı okuldan soğut, ondan sonra uzaya gideceğiz. Daha komiğini söyleyeyim, aya gideceğiz diyor. Ya insanlar kaç yıl önce aya gitmiş kardeşim? Uzaya gideceğiz diyor. Otobanla. Uzaya gideceğiz diyor. Uzay ajansına ayrılan bütçe 5 milyon dolar. 5 milyon dolar. İş ilanı vermişler. Bir çaycı, bir temizlik görevlisi alınıyor. Daha komiğini söyleyeyim mi size? Cem Yılmaz'ın Arok ve Goro filmlerine ayırdığı bütçe 13 milyon dolar. Ya işte akıl bu. Akıl bu. Akıl bu adamlardaki. Yani bu anlayıştan iyi bir kumaş çıkmaz. Topluma bir fayda olmaz. Çocuklarımıza bir fayda olmaz. Ben en çok çocuklarımıza, torunlarımıza, bu nesle, yetişecek nesle üzülüyorum. Genel başkanımız diyor ki telefonlarınızı, ilk telefonlarınızı ÖTV vermeyeceksiniz. İlk araçlarınızla ÖTV vermeyeceksiniz. Bunu genel başkanımız söylüyor. Niye? Bu ülkenin gençleri 19 yaşında araba kullanmak hakkıdır. Telefon hakkıdır. En iyi markası hakkıdır. Niye? Oradan dünyanın bir ucuna ulaşıyor. Oradan ödevini yapıyor. Her şeyini oradan yapıyor. Bakın Mersin'e sistem onun üzerine kurulmuş zaten. Taksim Mersin'de bir sistem var. Yüklüyorsun. Her şeyi her yerde görebiliyorsun. Bisiklet dahil olmak üzere. Ama gencine bunu layık görmeyen bir iktidar var ve bir de dalga geçiyor. Sen beşli çeteye vergi indirimi yapacağına gençlerin arabasına yap. Onlara 37 bin liralık, 37 milyonluk enerji desteği vereceğine bu çocuklara internet, telefon desteği ver. Ha sen çocuğuna inanmıyorsun, sen gencine inanmıyorsun. Tek inandığın şey kendi çocukların. Onların da bildiği şey sıfırlamak. Onların da bildiği şey sıfırlamak. Kolay para kazanmak. Bakın pırıl pırıl gençler var, gençlerimiz var. 12 saat çalışıyor, geliyor. Siyasi faaliyetlerinde de bulunuyor. Her şeyi de yapıyor, alın tırı döküyor. Ama hiçbirinin haksız kazanç gibi gayesi yok. Ben bu ülkede gerçekten iki şeyi çok merak ediyorum. İki genci çok, iki, yani çok var, ikisini çok merak ediyorum. Ben genç kardeşlerime baktığım zaman gözlerine, bilgilerine, zekalarına hepsini cebinden çıkartır. Binali Yıldırım'ın oğlu bu serveti, bu şirketleri hangi bilgiyle, hangi birikimle yaptı? İki, Cumhurbaşkanı'nın oğlu evinde o kadar parayı bulundurabilecek ticari ya da maaşsal birikimi, geçmişi neydi? Ama bakın benim gençlerim, okul bitiren gençlerim, üç dil bilen gençlerim, pırıl pırıl gençlerim iş bulamıyor. Hangi ülkeye giderim diye düşünüyor. İşte o yüzden biz geliyoruz. Yani namuslu insanlar, halk, gencini, insanını, çiftçisini, emeklisini seven, ülkesini seven insanlar geliyor.
Son cümlemi söyleyeyim. Yani geliyor gelmekte olandan kastınız bu mu? Tabii ki. Tabii ki. İktidarlar hata yapabilir. Yanlış yapabilir. Yanlış kararlar alabilir. Ama yanlışlıkla yolsuzluk yapmaz. Yanlışlıkla talan yapmaz.